Merhabalar, bu bölümde Çiğdem Sarışık Onat'la birlikte Bergman'ın yönettiği Persona filmini izledik. Çiğdem Hoca her seferinde benim aklıma yeni kapılar açan çok bilge bir insan. Kendisiyle kozmik bir yerde buluşuyoruz. Yaşamak ne kardeşim, yaşamak ne? Bunu sen hissedebiliyor musun? Filmin hikayesi, hayata susarak tepki göstermeyi seçen bir oyuncunun inzivaya çekildiği bir dönemde hemşiresiyle yaşadığı ilişkiyi anlatıyor. Bir taraf tamamen sessizken, diğer tarafın bütün karanlık sırlarını ortaya çıkardığı bir ilişki bu. Persona, iç dünyamızla sosyal kimliğimiz arasındaki dev uçurumdan atlayan bir hikaye. Filmdeki Alma ve Elizabeth karakterleri var olduklarını hissetmek için birbirlerine ihtiyaç duyuyorlar. Ancak bu ihtiyaç zamanla kocaman bir çatışmaya dönüşüyor. Ya intisim diyor. Yaşayanlar intisim diyor. Ya intil Elizabeth Fogler. İnsanın herhalde en büyük ızdırabı, en derin ızdırabı başka olması, diğerinden başka olması. The other. Film, bizim dünyayı, dünyanın da bizi nasıl gördüğüyle alakalı. Kısacası bir ayna hikayesi. Bergman o aynayı alıyor, önce tuzla buz ediyor, ardından bütün parçaları kusursuz bir şekilde bir araya getiriyor. Sen sorduğun zaman, yani bir film üzerine konuşacağız, hangi film sizin sevdiğiniz deyince, başladım yani benim arşive kafamda girdim ve birçok sevdiğim filmler üzerinde söyleyecek şu anda bir şeyim olmadığını gördüm. Dedim ne kadar enteresan, seviyorum ama konuşabilir miyim? Konuşsam akademik olacak. Ama Persona çok daha içsel. Yani şu anda benim daha hayatla, kendimle, varoluşumla iç içe geçen bir yeri olduğunu bugün hissettim. Onun için dedim ki Persona olsun. İki varlığın, iki insanın, kadın kadın erkek neyse, birbirleriyle var olmaları, prezent olmalarının yani tümüyle, bir çeşit çıplaklıkla, bir çeşit referanssızlıkla, o müthiş güzel bir şey tabii. Yani insanın böyle acaba nasıl bir şey, kuş olmak gibi bir şey herhalde mesela. Mümkün mü sizce? Ya, umarım. Bir yer vardı. Bu Alma çok yakın ama yüzünü Liv Ullmann'ı gösteriyor. Bütün ekran Liv Ullmann. Bir, sanki bir küçük bir kuşa bakıyormuş gibi. Ona böyle hani şefkat değil, ilgi değil ama hem hepsi gibi böyle bir onun çırpınmasını, yani hem el vermiyor, hani ben sana el vereyim, seni rahatlatayım falan gibi hiçbir şey yok. Ama ben sana kapalı değilim ki dedi. Böyle bir an var onun böyle derin olarak ve bütün ekran Liv Ullmann'ın yüzü. Fakat orada çok bir şey de bir şey var, haince bir şey de var yani o da. Yine vermediği bir şey var. Anlıyor musun yani? Sen hep kötücü bir şey hissediyorsunuz aslında. Evet yani. Peki kardeşim bu kadar varsal. Neredesin? Bir işaret var. Tanrı gibi işte yani. Madem o kadar varsa. Evet, madem bu kadar hissediyorsun. Madem bu kadar varsın. Bir adım daha. Bir işaret daha ver. Her baktığınızda aynı şeyi görüyorsanız yani bence o büyük bir sanat eseri değil. Kesinlikle. Yani bu her şey için, bir şiir içinde, bir film içinde, bir oyun içinde. Yani sizi devamlı davet eden ve devamlı bir başka yere sizi davet eden bir eser. Benim için gerçek sanat o oluyor. Hikaye... Bir form, bir bina, bir betonarme bir şey yani. Çok kalıp bir şey oluyor. Evet, kalıp bir şey. Halbuki akan bir şey güzel. Yani oluşan, hep olan, hep kimliğini değişik şekillerde bir dumanın çıkışı gibi yani. Değil mi? Nasıl başka elemanla, rüzgarlarla falan bir dansa giriyor yani. Ve o işte efendim prens geldi de, o prensesi gördü de falan yani o hikaye olmuyor. Nefes, varoluşun bir zaman diye bir şeyse, bizim yaşadığımız bir... Nasıl anlatırsın bunu? Ama sanki bence anlatıyor. Yani onun içinde varoluşu
Yani ondan sonra gibi, o varoluşun içine, onun içine girip başka orada başka faktörler anlattığı başka hikaye de var. Ama varoluş zamanla bir alakası da var. Oyuncu olarak böyle durup artık her şeyi bıraktığı sahneyi gösteriyorlar vesaire. Ardından psikiyatrın sahnesi var. Evet. Ve diyor ki, hopeless dream of being. Not seeming but being. Being. Yani görünmek değil, gerçekten var olmak. Nasıl göründüğünün bir önemi yok. Sadece var olmak istiyorsun, anlıyorum diyor ama bu sadece tiyatroda önemlidir diyor. Hatta tiyatroda bile önemli değildir. Bu idealize etmekle alakalı çok fazla şeye dokunuyor bence. Ve oyuncu olması da orada. Yani bizim işte ünlü dediğimiz insanları idealize etmemiz, oyuncuları idealize, şarkıcıları idealize etmemiz ya da bazı işte fikir önderlerini idealize etmemizle alakalı bir şey. O pedestal'a giren ve o sahneye çıkan herkesi ölümsüz sanıyoruz. Ama yani işte şeyi görüyorsun burada, herkes pedestal'da. Evet. Sadece farkında değil bazıları. Yani evet yani bu ilişkide, bu şeyde başka yok, başka oyuncu yok. Evet. Tek bir. Tek. Tek. Kesinlikle. Yani sen ve karşındaki. Evet yani oyuncu olması niye başka bir, ne bileyim, niçin avukat değil de oyuncu kadın? Tabii bir yerde oyuncular değil mi? Reflektörler yani. Yansıtıyor. Yansıtıyor. Aslında sosyal maskenin başka bir boyutu. Evet yani ama yansıtıyorsun. Sizin varlığınız öyle bir şey alıyor ki ben bunu yansıtacağım. Siz zaten o ilişkiye giriyorsunuz. Bir şey, bir rol yazılmış bir şeyle. Sen kendine diyorsun ben bunu yansıtacağım diyorsun. Orada enteresan bir şey o. Yani niye biz bir şeyi mimik ediyoruz? Niye bir şeyi o şekilde anlatmıyor? Hepimiz sonunda birer oyuncuyuz yani. Bazen insan hani ben gerçeği anlatacağım falan diye böyle bir şey yap ama kalkışamaz. Ama o çalışmasında, o çabasında insan işte gerçek denen bir yere dokunuyor. Ki Bergman bunu defalarca dokundu bence. Evet. Aynı filmdeki gibi yani. Kesinlikle. Biz aynı zamanda o personayı seyrettiğimiz zamanda o iki kadının ilişkisi gibi bir şey yaşıyoruz. Bakıyoruz, bir şey yaşıyoruz, cevap veremiyoruz ona. O bizle ne kadar bir ilişkide ama ilişkide. Yani orada dursa bir sinema bile şeyi ama onun da bizle bir ilişkisi var. Bergman başka bir film çekmek üzere. A Wolf in the House diye bir film. O sırada hastalanıyor. Bayağı rahatsızlanıyor ve hastaneye yatırılıyor. Hayatında ilk defa anestezi alıyor. 6 saat boyunca anestezide kalıyor ve hayatımın en muhteşem deneyimiydi diyor. Yani bilincimi yitirmek yaşadığım en güzel şeydi diyor. Çünkü bilinçliyken sürekli bir otorite var yukarıda. Sürekli sizi izleyen biri var. Sürekli daha düzgün olmam gerekiyor, daha iyi bir insan olmam gerekiyor, daha mükemmel, yani mükemmel değilim, mükemmele yaklaşmam gerekiyor gibi bir baskı var üzerimizde insan olarak. Evrimleşmemiz gerekiyor sürekli. O baskının kalktığı andan itibaren gerçek ve hayal aslında birbirine karışıyor. Tam da bunun üzerine 14 gün boyunca böyle ritüel halinde oturup yazmış filmi ve diğer filmi erteliyor, personayı çekmeye karar veriyor. İşte bu çilehanelerde dervişler 40 gün tamamen kendini kapatıyor. İşte rahipler manastırlarda kendilerini kapatıyor. İşte birçok farklı dinde, kültürde insanlar tamamen kendini izole edip bambaşka boyutlara gidiyorlar. Belki de gittikleri boyutlar çok daha gerçek. Bence de. Tabii enteresan, benim hayatımda susan bir babayla büyüdüm ben. Benim babam konuşmayan bir adamdı. Ve aynı zamanda da her şeyin farkında olan bir insan. Yani normal konuşmuyor. Fakat o büyük sessizliğinin içinde. Yani bir, ne bileyim, bir Budist monk gibi yani. O sessizliğin içinde o kadar prezent olmak. Hiç küçük şeylere günaydın yavrum, nasılsın falan. Hiç onlara gerek yok. Fakat adolesan senelerimi, ondan sonraki senelerimde de benim şahsen büyük bir eforumu, yani bir çalışmayı gerektiren, bana hiç şekiller vermedi dedim. Beni görmüyor şey şeklinde, yani sen busun diye görmüyor. Ne kadar garip bir şey. Allah'tan annem vardı.
Annem de bizi artık nasıl oturup yani bacağımızı katıp katmayacağımızı şey yapardı. O kadar dikkatli. Fakat onun o muazzam müsaadesi. Ve nitekim benim aktör olmam, kız kardeşim balerin olmam. Onları pek bekledikleri şeyler değillerdi. Bergman evet. Çocukken yanlışlıkla morga kapatılmış, kilitli kalmış. Travma üstüne travma. Babasıyla zaten büyük problemleri var. Korkunç problemleri var. Annesi, annesi değilmiş, sonra DNA testi yapılıyor falan filan. Çok ciddi, yani bu kadar çok bilinçaltına inmesi, bu kadar çok karanlığıyla yüzleşmesi zaten The kolay Magic değil. Lantern diye onun bir şeyi vardır, otobiyografisi. Çok güzel bir kitaptır o. Çünkü kendi yazmış, kendini. Ve orada yani benim yıllar sonra hatırladığım o şeydir. Yani o evin, o protestan, o baba çünkü din adamıdır. O Skandinav, o protestan, o kuru, katı, böyle bir kansız yani, kansız bir atmosfer ve o evin içindeki garip bir ruhta bir şiddet varmış gibi. Ve bütün filmlerinde de onu hissediyoruz. Film, garip bir şiddet hissi değil mi? Sessizlik de aslında bir şiddet biçimi. Evet. Yani hani ghosting derler. Hani iletişimden mahrum bırakmak. Çok büyük bir şiddet biçimi ve bildiğiniz aslında bu filmde bir nevi dolaylı olarak tabii. Çocukken yaşadığı şiddeti anlatmış evet. Sessizlikle. Hani bir insanın değil mi size susarak ne ağır bir ceza mı yani ben nasıl bunu kabul edeyim yani. Hocam bu filmde en çok ilham aldığınız şey nedir? Duygu olabilir, düşünce olabilir, bir sahne olabilir, bir karakter olabilir. Bu kadar bir şeyi çıplak ve indirgeli anlatmaya cesaret etmiş olması. Ingmar Bergman'ın en karanlık yerde yaşamak ne? Ne demek yaşamak? Hani o var bu var düşünün nasıl bakıyoruz. Ama yaşamak ne kardeşim? Yaşamak ne? Bunu sen hissedebiliyor musun? Çiğdem Hoca ile bu filmi izlemek şahane bir deneyimdi. Filmi izlemediyseniz koşa koşa gidip izleyin. İzlediyseniz de bambaşka gözlerle bir daha izleyin. Dün kafayı mı vurdun? Hayır. Dün vurdum evet. Ah güzellik. I release time and let the universe show me what to do. İşte bravo.